vesveseden kurtulabilmenin özellikle iki yolu vardır. Nedir birinci yol? İrademizi ortaya koymak ve vesveseye kulak asmamak. Yani abdestle alakalı vesvese geliyor. Kolunu yıkadın mı, yıkamadın mı? Efendim yüzünü yıkadın mı, yıkamadın mı? Abdestim oldu mu, olmadı mı? Namazım oldu mu, olmadı mı? Şeytan bizi sürekli buradan kurcalıyor. Sürekli buradan sıkıştırıyor. Niye sıkıştırıyor biliyor musunuz? İşte 45 dakika süren bir abdest belli bir zaman sonra artık insana ağır gelir. Allah Teala'nın dininde Cenab-ı Hak sana buyuruyor ki onu dinlemeyeceksin. Fukaha ne diyor? Şayet vesvesesi varsa yüzüne bakacak, yüzü kupkuru mesela, yüzünü yıkamayacak. Eli kupkuru, elini yıkamayacak. Vesvesenin kaybolmasına sebep olan budur. Vesveseyi dinledikçe o vesvese büyük bir balona dönecek ve o balonun altında boş yere harcanıp gideceğiz, ezilip gideceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, konuşmadığı ve amel sahasına dökmediği sürece ümmetimin kalbinden geçen, zihninden geçen vesveseleri affetmiştir diyor. Bitti. Bu ümmete tanınmış bir ruhsat bu. İkincisi nedir? Bu manevi bir hastalık olabilir. Rukye tedavisi sünnettir. Okunmak lazım. Kur'an-ı Kerim ve şifaul lima fis sudurdur. Göğüslerde bulunan hastalıklar için bir şifadır. Bu şifayı Kur'an'dan aramak lazım. Rukyeyi sünnet esaslarına göre yapan ehli sünnet ve cemaat, güvendiğimiz bir takım hoca efendilere gidip rica edip okunmak lazım.